Kanal Fırat, Kanal E ve Kanal 23 televizyonları ortak canlı yayınıyla yine sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Kanal 23 Haber Müdürü, kıymetli arkadaşım Elif Doğan'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ı stüdyomuzda ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Yayın aldığınız için çok teşekkür ederim. Elif Hanım, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Hemşerilerime, kardeşlerime, kalkolara, bacılara buradan selam söylüyorum. Onları kucaklıyorum. Teşekkür ederiz. Efendim, Türkiye olağanüstü bir süreçten geçiyor. Malum 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bir seçim kararı alındı. Aslında olması gereken bir şey demokrasilerde. Bir yandan yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz, bir yandan da seçime gitmeye çalışıyoruz. Çok fazla da bir aslında geçmiş seçimleri oranla bir seçim atmosferi yok ama mecbur bunu da yapmak zorundayız. Öncelikle bir değerlendirme alalım sizden. Sizce nasıl gidiyor Türkiye'de ve Elazığ'da seçim çalışmaları? Şimdi seçme ve seçilme her insanın en demokratik hakkı. Yani zaten bu seçme ve seçilme olmasa birbirimizle kaynaşamayız. Ülkeyi idare edilemez. Kurtuluş Harbi'nde bile Atatürk biliyorsunuz yine seçim yaptı yani. Onun için hani deprem oldu. Bunun hepsi acısını çekiyoruz. Burada sıkıntımız var. Ama bu deprem bir tarafa ama seçim bir tarafa. Şimdi biz bu seçimde geleceğimizi tayin edeceğiz. Çok önemli bir seçim. Bundan önceki seçimlerden çok daha önemli. Çünkü bundan önceki seçimler neydi? Parlamenter rejimdi. Dolayısıyla milletvekilleri seçilir, işte başbakan seçilir, bakanlar seçilir filan. Kendi içerisinde partiler, hangi parti birinci olmuşsa o seçilir. Ama biz şu anda tek adam rejimiyle idare edilen bir ülkeyiz. Bunun da gitmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu seçimde halkımız karar verecek. Ya tek adam rejimiyle devam edeceğiz yahut da yeniden parlamenter rejime döneceğiz. Bu bakımdan ben seçimi önemsiyorum. Fakat bu seçimde önemli olan ne biliyor musunuz? Halkın iradesi, partilerin teşkilatı veya örgütlerinin iradesi bu seçime yansımıyor. Ne? Örgütün önemini partiler farkında değil. Hele sosyal demokrat partilerde örgüt çok önemlidir. Bunun farkında olmak lazım. Önem vermek lazım. Onların iradesine başvurmak lazım. Bana göre bu seçimde eksiklik olan budur. Yoksa... Evet. Özür dilerim. Ön seçimi çok dillendirdiniz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için. Neden bu kadar önemli sizin için ön seçim? Hani örgüt evet çok önemli diyorsunuz, parti tabanı çok önemli, onların iradesi çok önemli ama geçmiş seçimde de siz bunu dile getirmiştiniz. Evet. Bu seçimde de yine dile getirdiniz evet. Ama bir ön seçim olmadı. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Dünyanın bütün gelişmiş memleketlerinde, demokratik memleketlerinde partinin örgütteki üyeleri her konuda karar sahibidir. Mesela diyelim ki Almanya'da seçim oldu. İşte Merkel'in partisiyle Sosyal Demokrat Parti. Zaten orada birinci parti olmak mümkün. Ama tek başına çoğunluğu almak mümkün değil Avrupa ülkelerinde. Şimdi koalisyon yapacaklar. Koalisyona tek adamlar karar vermiyor. Partinin yüksek organları da karar vermiyor. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz iki parti ortak olalım mı? Soruyorlar. 500 bin, 600 bin üyesini soruyorlar ve ondan sonra karar veriyorlar. Şimdi ön seçime niye kıymet veriyorum? Şunun için veriyorum. Ön seçim çok önemli bir faktör. Herhangi bir seçimde, herhangi bir yere bir milletvekili veya bir belediye başkanı seçecekken veya meclis üyesi seçeceksin, bütün örgütün üyeleriyle seçerseniz sandık insanları barıştırır. Küskünleri, kırgınlıkları bitirir. Orada bir heyecan yaratırsınız ve o heyecanı da
seçim satım halinde sahaya yansıtırsınız. Şimdi Elazığ'da bakın, Türkiye'ye bakın. Vallahi ölü toprağa sepilmiş ya. Ölü toprağa sepilmiş ya. Partilere bakıyorum. Şimdi bir tek Elazığ'da İyi Parti şey yaptı. Ön seçim. Onun da adına ön seçim derseniz. Asıl ön seçim ne biliyor musunuz? Yargı önünde ön seçim. Yani hakimin önünde ön seçim. Yani bisküvit kutusunun önüne koyacaksın. İşte genel merkezden de bir adam, güvenilir bir adam getirir. O yanlış bir şey. Şimdi ölü toprağa sepilmiş ya. Şimdiye kadar örgütler adaylarını belli etmesi, adaylar yarışması lazım. Bakınız onun için benden önce adaylığını açıklayan kimse var mı? Ben 2 sene önce dedim ki ben ön seçim yapın, Elazığ'da adayım. Bu cesareti gösteriyorum. Şimdi bu yaşta demeyeceğim, aramızda kalsın. Bu yaşımı çok konuşuyorlar. Ben bu yaşta ön seçim istiyorum. Niye? Partide aday olan insanların hepsinin önü açılsın. Hiç kimse kimsenin üstünde değildir. Şimdi aday olan bir insan parasını yatırmış, dosyasını yatırmış, aday olmuş, onun yaşı, onun karakteri, eğitimi falan konuşulmaz. O arkadaş herkesten eşit bir şekilde yarışır. Kim çıkarsa herkes onun arkasında durur. Kimse küsmez birbirine. Kırgın olmaz. Ya şimdi seçim kazanmak için ne lazım? Futbolda öyle değil mi? Sporda öyle değil mi? Baskette öyle değil mi? O taraftarın heyecanı olmazsa, o taraftar orada, o tribünlerde o coşkuyu yaratmazsa, nasıl alacaklar maçı? Her zaman için oyuncularla, yani bizim oyuncularla beraber bir de tribün diye bir şeyimiz var değil mi? Maçı alacak tribündür. Şimdi siyasi partilerde tribün kimdir? Örgüttür. Şimdi dolayısıyla dünyanın demokratik ülkelerinde her yerde milletvekilini, belediye başkanlarını örgüt belirler, seçmen de seçer. Vatandaş da seçer. Ama genel başkanlar belirlediği zaman muhakkak yanlışlık olur. Muhakkak tepki olur. Ben bunun için karşıyım. Ömrümde hiçbir genel başkana dilekçe vermedim. 50 yıllık partiliyim. 60 yıldan fazla da siyasi bir kimliğim var. Yani o siyasi kimliğim olduğu zaman benim partili kimliğim yoktu. Benim partili kimliğim 1975'ten sonra başladı. Ve o günden beri diyorum ki ön seçim yapın. 2 defa ön seçim yaptılar. 1999'da ön seçim oldu. İstanbul Anket Belediye Başkanı'nda ben ön seçimi kazandım. Fakat egemen güçlerin, küresel güçlerin işine gelmedi Ali Özcan bugünkü gibi. Yaka paça bizi çektiler. İşte İstanbul o gün katledildi. Ben o gün seçimi de kazanırdım. İstanbul'da bugün böyle olmazdı. İstanbul'u da depreme hazırlardım. Öyle yatay bir şekilde büyümesini sağlardım. Dikey bir şekilde yapmazdım. Hem dikeyi yapıyorlar, sonra da dönüyorlar. Allah bizi affetsin, bu yanlış oldu. Sen yaptın kardeşim. İstanbul gibi bir memlekette, ben biliyorsunuz deprem konusunda da çok sizlerle program yaptım. Evet. Mecliste depremle ilgili program yaptım. İstanbul'un şimdi Kocaeli'nden başlayın, ta Tekirdağ'a kadar enine bir şekilde büyüttüğünüz zaman problem olmaz. Kuzey ormanlarına niye karıştınız? Niye akciğerlerimizi aldınız? Ha, niçin aldınız yani? İstanbul'un meselesi ulaşım ve deprem. En önemli mesele. Onun için 99'da ön seçimi kazandım, önüm kesildi. Burada ön seçim istiyorum, yapmıyorum. Ne yapayım kardeşim? Ben şimdi Elazığ'a hizmet etmek istiyorum. Elazığlılara hizmet etmek istiyorum. Elazığlıların emrine girmek istiyorum. Ne yapayım peki şimdi ben bu yaştan sonra? Ne yapayım? Söyleyin bana. Elazığ'a ben yarın soracağım. Bütün halka soracağım. Arkadaşlarıma soracağım, dostlarıma soruyorum. Bir hizmet etmek istiyorum ya. Şimdi benim içimde bir hizmet etme aşkı ve heyecanı varsa bunu nasıl durduracağız? Ha, durdurmak imkanı var mı?
Şimdi siyaset... Bu hizmet etmeyi siyasi arenada mı devam ettirmek istiyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bak, siyasi arenada milletvekili değilseniz, belediye başkanı değilseniz, sizin hizmetiniz ne olabilir? En fazla paranız varsa bir yerde bir ufak yatırım yaparsınız. Başka ne yapabilirsiniz ki? Okul açmak istiyorum. Daha önce sizinle program yaptığımda da söyledim. Vali Bey'den bir yer ver bana. Ben İstanbul Elazığ Vakfı Başkanıyım. Orada hemen ufaktan bir başlayayım. Meslek okulundan başlayayım. Gide gide büyüteyim. Bir vakıf üniversitesi olsun. Elazığ'ın ihtiyacı budur. Ya onun için, ya şimdi başka bir şey söyleyeyim. Şimdi çok size belki ilk defa söylenecek bir şey ama belediye başkanlarını muhtarlar gibi seçsek. Muhtarlar nasıl seçiliyor? Muhtarların partisi var mı? Yok. Ama gönlünde var. Ya muhtar diyor ki, benim gönlümde A partisi geçiyor. Ama bunu söylemiyor seçimde. Ben bu mahallenin muhtarı olmak istiyorum diye ortaya çıkıyor, değil mi? E ne oluyor? Adam seçildikten sonra bütün mahallenin muhtarı. Ama bir partiye de gönlü vermiş bir arkadaştır. Şimdi belediye başkanlarını da aynı şekilde seçsek, biz seçsek, yani halk seçse, bu belediye başkanlarının spekülasyonları, belediye başkanlarla ilgili kuşkular olabilir mi? Olamaz. Muhtarlar diyor ki, eğer ben bir yanlış yaparsam bu mahalle bir daha beni seçmez. Ama belediye başkanları, ben yanlış yapsam bile bütün mesele benim genel başkanımla olan diyaloğuma bağlı. Ben demokratik yöntemi benimsemiş, eğer bir yerde seçim olacaksa, aile içerisinde, dernek içerisinde, vakıf içerisinde ve siyasi partiler içerisinde. İleri demokrasi istiyorsunuz aslında siz. İleri demokrasi istiyorum yani. Hani ileri demokrasiyi de sözde değil, özde istiyorum. Peki. Özümsemişim bunu ben. Hayatımda bir kere 99'da seçim kazanmışım. Ondan sonra da hiçbir genel başkana dilekçe vermemişim, atama kabul etmemişim. 2015'te ön seçim olmuş, oradan da aslanlar gibi çıkmışım, milletvekilliği yapmışım. Orada da demişim ki, beni de 5. İstanbul milletvekiliyim ama 5. Elazığ vekili sayın. Peki. Peki. Yani Elazığ'ın sorunları benim sorunum. Elazığlı olmak başka bir şey. Bak, Elazığ olmak başka bir şey. Başka bir ruh, başka bir duygu, başka bir maya. Onu eğer siz içselleştirmişseniz, bunu da 7 yaşından 17 yaşına, 18 yaşına kadar içselleştirirsiniz. Folkloruyla, kültürüyle, yemeğiyle, aşıyla, her şeyiyle içselleştirmişsen, o senin içinde devamlı böyle her zaman ısınan ve gündeme gelen bir heyecan oluyor. Bu Elazığ başka bir şey. Elazığ'ın kendine özgü bir karakteri vardır. Omurgalı bir duruşu vardır. Bak, buraya gelen hemşerilerimiz, başka yerlerden gelen hemşerilerimiz var. Asla ayrım yapmam. Örf, adet, gelenek, hiç öyle bir şey, mezhep, din, efendim, inanç ayırmam. Giyim, kuşam ayırmam. Ama elbette tabii bize sonradan çeşitli nedenlerden dolayı gelmiş burada hemşerimiz olmuş insanlar, beni yanlış anlamasınlar. Ama bizim gibi işte 7 yaşından sonra 17-25 yaşına kadar Elazığlı olmak başka bir şey. Elazığ bir omurgalı duruşu vardır yani. Ben bu omurgalı duruşumu sürdürüyorum. Ne yapayım yani? Omurgamı kıracak halleri yok ya. Kıramıyorlar. Ha bir de Elazığ'ın şöyle bir laf vardır. Aman kardeş, ben sana söylüyorum be. Bu Elazığların damarına basma. Benim şimdi damarıma basıyorlar ya. Peki. Sayın Özcan, tabii 2023, 14 Mayıs 2023 seçimi, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri gerçekleştirilecek. Seçim takvimi kısa, lakin gerek iktidar kanadında gerekse muhalefet kanadında 2023 seçimleri büyük önem arz ediyor. Tabii ifade ettiniz, bu seçimlere halkımız karar verecek, ya tek adam olarak devam edecek ya da parlamenter sistem sürecine gelecek. Tabii sizler de bu kapsamda sık sık Elazığ'a bu süreçte geldiniz. Vatandaşlarla, esnaflarla, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de
bir araya gelmeye devam ediyorsunuz. Yarın da 14.30'da yine vatandaşlarla bir araya geleceksiniz. Seçimden beklentiler nedir? Elazığ'da seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz? Sizin kararınız ne olacak? İkisine birden mi cevap vereyim? Tabii ki. Tek tek mi? Böyle iki tane. Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Bir kere benim yarın halkla, vatandaşla değil ya, ben yarın gakkolarla buluşacağım. Bacılarımla buluşacağım. Kardeşlerimle buluşacağım o sahada. Gençlerle buluşacağım. Kadınlarla buluşacağım. Benim hedef kitlem yok. Yani benim hedef kitlem yok. Benim böyle baktığım zaman kucaklayacağım, gönülden kucaklayacağım bir Elazığlı var. Elazığlılar var. Ben yarın onlarla buluşacağım. Mesela ne yapıyorum ben şimdi yarın? Saat 2.30'da değil mi? 2.30'da. 14.30 evet. 2.30 veya 14.30'dan işte vatandaşlarımız ne kadar arzu ederlerse o kadar kalacağız. Onlarla hemhal olacağız. Onlarla konuşacağız. Bir halk oylamasına dönüştüreceğim onu. Halk oylamasına. Soracağım onlara. Ben burada demokratik bir talebim var. Ben hizmet etmek gibi bir talebim var. Sizin emrinize girmek gibi bir talebim var. Şimdi bunun karşılığında ben bir şey istemiyorum ki. Mesela ben ihale yönlendirmem. Benim her şeyim şeffaf olur milletvekilliğinde. Atamalarda şeffaf olur, adil olur. İhalelerde şeffaf olur, o benim dışımda zaten. Birisi için aracı olmam. Aracı olup da oradan kendime menfaat sağlamam. Benim işim hasta işi. Benim işim aş, iş işi, yatırım işi ve kalkınma işi. Elazığ bak, 30 yıldır Elazığ neyse önce 30 yıldır aynı. Bak bir memleketin kalkınması, orada şehirde yol yapmak, apartman yapmak, yüksek binalar yapmakla ölçülmez. Elazığ'ın kalkınması refah düzeyiyle, ülkenin kalkınması refah düzeyiyle ölçülür. Halkın refah düzeyi ne? Alım gücü ne? Biz bunlara bakarız. Onun için yarın ben bütün hemşerilerimle orada kendimi ifade etmek istiyorum. Ve onların onayıyla ben milletvekili olmak istiyorum. Eğer Elazığ halkı bana onay vermezse olmam. Şimdi biz hep diyoruz ya ön seçim. Ön seçim olmuyor, ne yapalım? Seçmenle ön seçim yapıyoruz şu anda. Yani Türkiye'de oy kullanacak herkesle ben yarın orada seçmenle ön seçim yapacağım. Belki de orada bana diyecekler ki ya kardeşim oturduğun yerde işine gücüne bak. Başım gözüm üstüne. Ben bugün dosyamı verdim. Evet. Ben adayım. Bağımsız adayım. Yani dosyamı verdim. Evraklarımı verdim. Resmi başvurunuzu yaptınız. Paramı da verdim. Vermezsen nasıl olacak? Bugün son günü. Evet. Bugün parayı yatırmasan diyecekler ki acaba parası mı yok? Ne oldu? Niye yatırmadı filan? Sadece evrak vermekten olmuyor. Bak diyorum ki kararlı, cesur bir şekilde halkın yararına, vatandaşımızın yararına bir talep açıyorum. Eğer bu Elazığlıların, benim bu tavrım Elazığlıların yararına değilse, benim bu tavrım Elazığlı hemşerilerime, kardeşlerime, gakkolarıma uygun değilse, benim adaylığım söz konusu olmaz. Peki efendim yarın... Çok rahat ya, çok rahat bu. Yarın bak telefonum, bir telefon veririm, SMS'le bana desinler ki aday ol, aday olma, aday ol, aday olma. Hay hay. Emrime gir, girme. Emrime gir, girme. Buyurun. Peki efendim yarın vatandaş evet bize hizmet etmenizi istiyoruz derse, bugün müracaat ettiniz bağımsız aday olarak. Bağımsız olarak meclise girmeniz halinde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl çalışacaksınız? Ya şu bağımsız kelimesini kaldıralım. Elazığ milletvekili olarak hayır, diyelim. Ben alternatif bir adamım. Alternatif adaylık. Şimdi her partinin seçmeni bu listeler belli olduktan sonra memnun olmayanlar olacak.
MHP'de de olacak, EYİ Parti'de de olacak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de olacak, değil mi? Halkların Demokratik Partisi'nde de olacak. Zafer Partisi eğer diyelim ki milletvekili adayı çıkaracaksa onlarda da olacak, değil mi? Memleket Partisi aday çıkaracaksa onlarda da olacak, belki adaylık seyirden sonra. Ne olacak? Orada memnun olmayanlar, alternatif bir abi var burada. Peki meclise girmeniz halinde sonrasında istemiyorsunuz bağımsız kelimesini ama o şekilde mi devam etmek istersiniz, yoksa bir siyasi parti veya köklerinizin dayandığı CHP'ye mi geçersiniz? Ne kadar güzel bir soru ya. Tuzak mı bu? Estağfurullah. Şimdi bakınız. Bağımsız aday öyle önemli bir insan ki, Şık Arıza Efendi'den ben biliyorum. Çok önemli. Şimdi bağımsız adayın partisi olmadığı zaman ülkenin yararı neredeyse, bak ülkenin diyorum, sonra da Elazığ'ın yararı neredeyse onun yanında durur. Bağımsız adayın ödevi bu. Şimdi bağımsız olmadığınız zaman grup karar alırlar partiler. Sizin aslında arzu ettiğiniz bir tutum yoktur ortada veya bir karar yoktur. Ona ister istemez evet demek zorunda kalıyorsunuz. Ama bağımsız aday öyle değil. Bağımsız adayın mesela partisi de yok, değil mi? Eğer orada Halkların Demokratik Partisi doğru bir karar veriyorsa, değil mi? Yani demokrasi anlamında, özgürlük anlamında, insan hakları anlamında, ayrımcılık yapmadan onun yanında durursun. MHP'nin yanında durursun doğru bir kararda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında durursun. Ben İstanbul Milletvekili'yle öyle yaptım. Yaptım bazen. Mesela diyelim ki bir arkadaşa ceza verecekler. Ya niye ceza veriyorsunuz ya? 2 gün, 3 gün. Ne söyledi ki adam? Düşüncesini söyledi. Sen de kalk aksini söyle. Burası bizim karşılıklı düşüncelerimizi söylemek, dertlerimizi birbirimize... Ya ortak akıl diye bir şey var. Ortak düşünce diye bir şey var. Şimdi ben Elazığ'ın bağımsız adayı olursam, yani alternatif adayı olursam, hangi parti seçilirse seçilsin, ben onlarla barış içerisinde olmayacağım mı? Kavga içerisinde olmayacağım. Ya lütfen izleyin meclisi. Bir kavga dili var. Bir barış dili yok. Şimdi ben bağımsız bir adamım. Yaşım yetiyor. Tecrübem yetiyor. Ferasetim yetiyor. Geçmişim yetiyor. Bir abi gibi, bir dost gibi, bir arkadaş gibi. Bu barış dilini kullanabilmek, herkesi bir araya getirebilmek. Elazığ'daki vekiller... Ben emrindeyim. Bak, bir, seçildikten sonra, şimdi de Elazığ'ın seçmenlerinin emrinde arzu ediyorum ki beni seçsinler. Seçildikten sonra da hem seçmenlerin, yani Türkiye'de konuşuyoruz ama evvel Elazığ'ı konuşalım. Elazığ'daki bütün hemşerilerin emrindeyim ben. Telefonum açık. Ama onun dışında bir de, bak, yaşça benden hepsi küçük olabilir. Ben milletvekillerimin de emrindeyim. Yani ister Adalet Kalkınma Partisi olsun, ister MHP olsun, isterse kim olursa olsun. İsterse CHP olsun. Hepsinin, isterse HDP olsun. HDP olsun. Onların emrindeyim. Benim böyle bir durumum var. Beni barışı temsil eden bir, ne diyeyim yani, bir karakterim var, misyonum var. Uzlaşma, siyasetle uzlaşma diye bir şey var. Yani o dengeyi sağlayan bir elçi. Elçi değilim ben ya. Ben abiyim ya. Abiyim, sağlayan, abi. Abi demek ne demek biliyor musun? Abi demek eğer böyle bir kırgınlık falan varsa o kırgınlığı ortada kaldırabilecek özelliklere sahip. Herkes kırgınlığı ortadan kaldıramaz. Sevgi başka bir şey. Bak, barış başka bir şey. Uzlaşı ihtiyacı, kültürünü yerleştirmeye çalışıyorsun. Tabii tabii. Türkiye'nin ihtiyacı ne biliyor musunuz? Türkiye çok büyük bir memleket. Türkiye çok çabuk kalkınır. Bu felaketlerin altından kalkarız. Bu depremin altından kalkarız. Ama odaklanacağız. Neye odaklanacağız? Türkiye'nin kalkınmasına. Neye odaklanacağız? Deprem felaketinin altında kalan yurttaşlarımızın evvela barınma sorunu halletmeye. Neye kalkınma odaklanmalıyız? İstanbul'un en kısa zamanda 7,5
olabilecek kadar bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalacağız ve onun önlemini almaya. Biz buna odaklanmalıyız. Bunu odaklanırken de insanların başka şeylerle uğraşmaması lazım. Siyasette iki şey var. Bir siyasette kendini bir yere taşımak isteyen adamlar var. Bir de siyasette insanlar toplum için, vatan için, hizmet etmek için. Biz onu tercih ediyoruz. Oradan para pul kazanmak için değil. Şimdi siyasetten zenginleşen adam yok mu? Var. Buradan sesleniyorum. Çok ayıp. Biz bir kere bağımsız olduğumuz zaman bunları da konuşabiliyorsunuz. Kürsüde istediğini, yani kendi partisinin, mesela Cumhuriyet Halk Partili'yim değil mi ben şu anda? Cumhuriyet Halk Parti'nin bir belediye başkanının veya bir dönem bakan oldu, bakanının veya bir milletvekilinin bir yolsuzluğu var. Bunu söylemeyecek miyim ben? Ya bu bizim partili, eski partili. Olmaz. Mecliste bir gün ne dedim biliyor musunuz? AKP'lilerle beraber oturuyoruz. Arkadaşlar, hangi parti olursa olsun, AKP, CHP fark etmez. Kendi hırsızını konuşamayan, kendi hırsızını genel başkana gidip de bu arkadaşın şu yolsuzluğu var diyemiyorsa ben onu milletvekili saymam. Bağımsız adaylık çok önemli bir şey. Çünkü bağımsız iraden var senin. Tabii bir de kürsü sorumsuzluğu güçlüsün. Var. Dokunulmazlığı da var. Hayır, güçlüsün. Ve bağımsız adaylık o kadar herkesin taşıyabileceği bir iş değil. Herkesin projektörü senin üzerinde. Kamer genç gibi. Bak kendime güveniyorum. Ya bu özgüven güzel bir şey değil mi? Masanın altına gizlenmiyorum. Genel başkanların iradesine girmiyorum. Bundan daha güzel ne olabilir? Şimdi bir laf edeceğim. Bu lafı şimdi aklıma geldi. Şimdi ben genel başkanlara kolay kolay omurgamı eğmem, baş eğerim. Şimdi ben dik başlı değilim. Başı dik bir adamım. Ömrüm böyle geçti. Siyaset, ticarette böyle geçti. Ama genel başkanlara boyun eğerim ama omurgamı eğmem. Örgüte ceket iliklerim. Seçmenime de diz çökerim. Ben yarın diz çökeceğim. Peki. Efendim 2011'de de Elazığ'dan milletvekili adayıydınız. 40 bin üzerinde de bir oy aldınız. Çok az bir farkla kaybetmiştiniz. 28. Aldım, dönem için... 60 bin almıştım da son gün bir şeyler oldu. 28. dönem için hedefiniz nedir? Bir hedefiniz var mıdır bu seçimde? Bu şimdi mi? Evet. Yarın olacak işte göreceğim orada. Şimdi berbere gitmiş adam demiş ki saçların ağ mı kara mı saçların? Demiş ki ya biraz sonra görürsün. Biraz sonra ya ya böyle saçlarım ağ mı kara mı la oğlum biraz sonra görürsün filan. Biraz sonra saçı dökülmüş önüne ağ karayı görürüz. Şimdi bizim o günkü oradaki şey var ya yarınki toplantı. Hem Türkiye'nin siyasetini hem de benimle ilgili Elazığ'ın kararını orada göreceğiz. 14.30'da. O çok önemli bir şey. Ya Roma İmparatorluğu'nda senatörleri nasıl seçiyorlardı? Halk oylamasıyla yapmıyorlar mıydı? Girin internete. İspanya'da aynı şey yapılıyordu. Niye şimdi biz milletvekillerimizi halkla seçmeyelim ya? Şimdi eskiden Harpu Turizm vardı, siz bilmezsiniz. Çok eskiden. Benim ailemin firmasıydı. Bir tek Harpu Turizm vardı. Harpu Turizm çoğu insan bilir, ondan buradan kalkmış da İstanbul'a, Adana'ya, Mersin'e, Antalya'ya, her yere biz yolcu taşımışız, hemşerilerimizi taşımışız. Hizmet sektörü, çok önemli bir şey. Şimdi bizim galkolardan birisi, şalvarlı, kuşaklı, poçukli ayakkabı var, kasket şapka var, binmiş Harpu Turizm'e, Gürün'e geldik. Gürün ilk dinlenme tesisi. İhtiyacını görmüş, gelmiş. Biraz sonra bir gelmiş ki arkaya 5-6 tane araba daha var. Hepsi aynı boya, aynı kuşak, plakaya bakmadığı için. Ya bu hangi otobüs benim otobüsüm?
anından birine girmiş, böyle elini de kuşaklarına koymuş. Demiş ki, hele Gakkolar, bakın ben bu otobüsün yolcusu muyum? İşte ben yarın bunu yapacağım. Elazığlara diyeceğim, size hizmet eden emireri, adı neyse subaylıkta, milletvekili gibi, emireri gibi hizmet edeceğim. Hele bakın ya, ben bu hizmeti yapabilecek özelliklere sahip miyim? Sorgulayın beni ya. Şimdi milletvekilleri seçilinceye kadar seçmenin ayaklarının altında dolaşan insanlar değil mi? Ben öyle yapmıyorum. Hepimiz eşdeğeriz. Ha, milletvekili seçildikten sonra da milletvekillerinin karşısında ceketilik diyor. Ben öyle olmayacağım. Mesela bana sayın milletvekili kimse diyemeyecek. Amca da demeyecekler. İki tane kelime var. Ali, Ali abi. Öyle böbürlenerek, arkana koruma taşıyarak, tantana, bunlar iş. Milletvekiline şahsiyetçiye yakışmayan bir şeydir. Nedir ya? Milletvekili olduğun zaman sana ne paya veriyorlar ya? Sen üstünlüğün ne? E bakınız etrafınıza, milletvekili olmayana kadar adam sıradan bir adam. Milletvekili olduğundan sonra sanki başka bir şahsiyet oluyor insanlar. Birçok insan tanıyorum ben böyle. Korumalarla, morumalarla taşınıyorlar. Efendim, arkadan 2-3 tane araba gidiyor. Bakan oluyor, 50 tane araba gidiyor. Başbakan oluyor, 500 tane koruma. Böyle olur mu ya? Bizim ülkemizin 8500 lira. Hadi şimdi tartışıyoruz. 10 bin lira olsun. Açlık sınırı. Açlık sınırında 60 milyon insan var. Yalan mı? Ha? Yoksulluk ve açlık 70 milyon toplamı. 30 milyon işte kendi kendini idare ediyor. E peki nasıl olacak? Sen bunu görerek biraz daha bu ihtişamlı hayattan vazgeçeceksin. Tasarruf. Ailenizde eğer bir sıkıntı varsa ne yaparsınız? Şunu yaparsınız. Tasarruflu hareket edersiniz. Bütçenizi biraz kısarsınız. Yazık günah memlekete ya. Onun için yarın biz soracağız şeyde. Siz de takip edeceksiniz. Ama ben de size soracağım. Hele bak kardeşim, benim durumum ne? Sana göre bu vatandaş bana yetki ve sorumluluk veriyor mu? Vermiyorsa almam. Almam. Ha, burada sesleniyorum ha, Elazığlılara. Bak kardeşler, ben size buradan sesleniyorum. Hangi partiden olursanız olun, hangi inançtan olursanız olun, hangi düşünceden olursanız olun, sizi yarın cumartesi günü 14.30'da bu öğretmenler evi var. Onun yanında da Cumhuriyet Meydanı var. Oraya bekliyorum. Gelin karşılıklı birbirimizi tanıyalım. Hem hal olalım ve sonuçta da bana ya yetki verin, ya dur deyin, ya da yürü deyin. Yürü derseniz koşmam. Ahenkli bir şekilde sizinle beraber koşarım. Ama dur derseniz onu emir kabul ederim. Peki dur denilirse bir kırgınlık, bir küskünlük olur mu? Kesinlikle. Bak benim hayatta bak bir şey söyleyeyim. Siyasette kırgınlık olmaz. Siyaset yapan adam arada sırada bazı şeylere sinirlenebilir. Yanlış konuşabilir. Hemen dönüp özür dileyecek. Siyasetçi yanlış yapabilir. O da insandır. Ama hayatta, siyasette kırgınlık olmaz. Kırgın olacak adam siyaset yapmasın. Siyasette kıskançlık da olmaz. Peki. Siyasetin ölçüsü halkın iradesidir. Siyasetin ölçüsü genel başkanların iradesi değildir. Hiç tanımadığınız bir adam, bir bakıyorsunuz genel başkan göndermiş. Ondan sonra diyorsunuz ki, aa bu birinci olmuş ya. Ya bırakın kardeşim, halk seçsin. Bırakın halk yetki versin. Ne demek? Sayın Özcan,
25 ve 26. dönem İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği yaptınız. Tabii 28. dönem içinde kendi memleketinizden milletvekili adayı oldunuz. Tabii bu süreçte sahada olduğunuzu ifade ettik. Sık sık vatandaşlarla bir araya geldiğinizi ifade ettik. Nasıl bir milletvekili seçilmeniz durumunda çizeceksiniz? Elazığ'da nasıl bir milletvekili profili göreceğiz sizden taraf? Vatandaşların talepleri ne bu yönde? Sizden beklentileri nedir efendim? Şimdi ben öğretmen değilim, ben milletvekiliyim. Öğretmen vatandaşa öğretir, dikte eder değil mi? Milletvekiline biliyor musun? Vatandaş milletvekiline dikte edecek. Vatandaşın peki sunduğu... Tabii vatandaşla olan diyaloğunuz, bak öğretmen-öğrenci ilişkisinin tersi olacak. Diyaloğunuz nasıl peki? He? Diyaloğunuz nasıl peki? İşte diyaloğumu diyorum ki, halkın içerisinde olacaksınız. Mesela diyelim ki, iki haftada bir, ayda bir vatandaşlarla buluşacaksınız. Onlar partisini falan sormayacaksınız. Bir partinin milletvekili bile olsanız sormayacaksınız. Mesela ben 25-26. dönemde Elazığ'dan diyelim bana gelen herhangi bir nedenden dolayı ben onların partisini sormadım. Buna tanık olan bir hemşerim vardır. Dolayısıyla vatandaşa soracaksınız. Vatandaş sizi ihtiyaçları nedir? Elazığ'ın kalkınması nedir? Eğitimde nedir? Efendim yatırım nedir? Elazığ bir turizm kenti olması gerekir. Biliyorsunuz Elazığ bir turizm kenti. Hiçbir yerde olmayan bir şeye nasip olmuş Elazığ. Kış turizmi var, yaz turizmi var, değil mi? Hazar Denizi var, öyle değil mi? Tarihi kültürümüz var. Şimdi biz bir de ortak bir kültürümüz var, Harput kültürü. Harput ahengi. Bunun önderleri var. Ben mesela folklorcuyum. 12 yaşından itibaren folklora gitmişim, büyüklerle yarışmışım. Ondan sonra orada üçüncü olmuşuz. Fikret Memişoğlu'nun ben öğrencisiyim. İyi haley oynarım. Elazığlı olup da haley oynamıyorsa ben onu ne Elazığlı sayacağım? O Elazığlı değil ki. O Elazığlı değil. Dolayısıyla biz halkla, vatandaşlar iç içe olacağız. Telefonumuz açık olacak. Yüreğimiz açık olacak. Gönlümüz açık olacak. İstismara açık değilim. Size ulaşmak kolay olacak halk tarafından. Bana? Şimdi zor mu ki? Değildir tabii ki. Şimdi zor mu ki? Şimdi milletvekili değilim yine. Bir mesela bir Elazığ'da bir şey yapın. Şu anda yarın siz bir Fırat veya Kanal 23 olarak bir anket yapın. Milletvekili yapmış veya yapmakta olan hangi insana en çok kolay ulaşabiliyorsunuz? Benim bir sıkıntım şu. Bizim bu, ya Elazığlılara ben burada sesleneyim ben bu kardeşlerime. Açıyor. Sayın Vekilim, ne diyorsun ha? Selamun Aleyküm ha. Ben de diyorum ki, iyi oturuyorum. Bir kendilerini tanısınlar. Mesela telefon açtığı zaman, ben Süleyman Yeter. Elazığlıyım. Hoğluyum. Alışamlıyım. Böyle söylesin ki, ben ona göre onun babasını da tanıyayım. Soyadından yakalayayım değil mi? Benden konuşuyor. Ben arada biraz uzatarak onun ismini yakalamaya çalışıyorum. Öyle olmasın. Bak Elazığlılara buradan sesleniyorum. Diyorum ki bana hanginiz telefon açarsanız açın, evvela kendinizi tanıtın. Ben falanım. Bir de bana sayın vekilin demesinler. Biraz önce söyledim. Bu da güzel bir yaklaşım değil mi? İnsanlarla diyalog kurmak için onlara sayın vekilim. Bu sayın vekilim çok acayip bir şey. Ama Ali güzel, Ali abi güzel. Bazılarının Ali amca demesinden de hoşlanıyorum çünkü babası arkadaşımsa. Art niyeti yoksa. Bazıları art niyetli olarak bana Ali amca diyor, utanmasa Ali dede diyecek. Torunumun yaşındaki adam. Lan bu yaşta siyaset yapıyorum lan. Tecrübemle senin emrine girmek istiyorum. Olumsuz bir durumla sahadayken karşılaştınız mı? Hani mesela halk ya da Elazığlılar devam derse bu yola çıkmaya devam edeceğim, devam ettiğim yolu sürdüreceğim. Dur derlerse de durmasını bileceğim dediniz. Bu saha çalışmalarınıza hiç olumsuz bir tepki aldınız mı? Vallahi durmanız çok azaldım ya. Çok azaldınız. Ya o kadar azaldım ki ya yemin ediyorum yani şimdi
bak bunun örneğini vereyim ve emaresini söyleyeyim. Mesela bir arkadaşımın çocuğu veya arkadaşımın, esnaf arkadaşımın dükkanına gidiyorum, çay içiyorum. Karşı taraftaki esnaf bana geliyor. Ben gitmiyorum. Veya bu kaldırımdan giderken Gazi Caddesi'nde karşı kaldırımdan beni görüyor, oradan bana doğru geliyor. Biz bunu hissederiz. Ya siz de hissedersiniz. Ya insanların göz bebeği, yüz ifadesi ve mimikleri kendini ele verir. Karşılıklı bir sevgi var mı yok mu biz onu görüyoruz. Onun için ben hiçbir tepki almıyorum. Çok azaldım. Alanlar da biraz başkalarının ifadesini bana yansıtan insanlar. Burayı anlatabiliyor muyum? Kendilerini söyleyemediğini kendilerinin yanında olan insanlar yansıtıyorlar. Peki. Ya ben şimdi en demokratik hakkımı kullanmak istiyorum. Hiçbir problemi yok. Efendim, Cumhurbaşkanı adayı konusunda herkesin düşüncesi olduğu gibi benim de düşüncem var. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi için herhangi bir şekilde ben kimseye en ufak bir laf etmiyorum. Hangi partiye oy vereceğine de ben karışmıyorum. Kendime oy istiyorum. Bundan doğal ne yavru? Ama bunu isterken de önce ben ön seçim talep ediyorum. Ön seçim olsa, şimdi size burada bir şey söyleyeyim bakınız. Ben niye buraya geldim? Bunu niye sormuyorsunuz? Soracağım efendim. Sorayım ister misiniz? Tabii sor ya. Şimdi ben durup dururken mi geldim buraya? Şimdi sizin çok iyi bir Elazığlı olduğunuzu biliyoruz. Şimdi adam şimdi marangoz. Pardon, sanayide bir şey, usta. Bunu Mustafa Keser çok anlatır hemşerim. Şimdi hanım demiş ki, ula herif, bu bizim gardırop gıcili ha. Gıcili, gıcili biliyor musun? Biliyor musun gıcili? Evet. Siz biliyor musunuz? Biliyorum. Ula aferin vallahi siz, iyi Elazığlısınız. Bu bizim gardırop gıcili. Ya ben diyor, şimdi vaktim yok, ben şimdi müşteriler beni bekliyor. Bizim o marangoz Yusuf'u çağır, o baksın. Marangoz Yusuf geliyor, bakıyor oraya, buraya. Bir türlü çözemiyor işi. Diyor ki, bacım diyor, ben bu gardırobun içine girem, tren geçtiği zaman bakak. Eğer gıcırtı o zaman varsa, ben onun çözümünü bulurum. Adam gardıroba giriyor, adam da tesadüfen cüzdanını unutmuş, eve geliyor, gardırobu açıyor. Yusuf Usta orada. Diyor ki, kardeş diyor, ben şimdi sana desem ki ben bu gardırobun tamirini yapmaya geldim, sen bana inanmayacaksın. İşte siz bana onu sorun ki. Soralım. Ben niye buraya geldim? Şimdi beni görüyor. Sen niye adasın ya? Ya hele bana bir sor, ben niye adayım? Şöyle sormuş olalım o zaman. Sen o Bilo Şener Şen'in Bilo şeyini biliyorsun değil mi? Her zaman Bilo'ya yanlışlık yapıyor. Ondan sonra o da yakasına yapışıyor, saf delikanlı, Anadolu delikanlısı. Ula hele Bilo sor, ben sana bunu niye yaptım? Benim kişi o durumda yani. Şimdi İstanbul'da iki dönem milletvekilliği yaptınız ki İstanbul Türkiye'nin en büyük şehri, en büyük metropolü. Yine İstanbul'da il başkanlığı yaptınız geçmiş yaptım. Dönemlerde. İki, ama benim il başkanım hem CHP hem CHP, kimse de yok o. Doğrudur. Şimdi bu kadar Elazığ vurgusu ya da neden Elazığ? Neden Elazığ adaylığı mı? Evet. Ha. Ya biraz önce söyledim. Şimdi dediniz şimdi ki hizmet yaşında etmek istiyorum. Bak, ama hani Allah... şunu aslında kıyaslamak değil tabii ama hani İstanbul gibi bir şehirde iki dönem milletvekili yapmak da aslında herkese nasip olabilecek bir şey değil. Belki yine oradan aday olsanız, belki yine seçileceksiniz ama siz evet çok iyi bir Elazığlısınız, Elazığ sevdalısısınız. Ama hem 2011'de ve sonrasında ve yine bu dönemde de Elazığ'dan milletvekili olmak istiyorsunuz. Neden? Evet, şimdi kaç kişiye nasip olmuştur 12 yaşında folklor ekibinde oluyorsun, gidiyorsun açık hava tiyatrosunda Elazığ. Kaç kişiye nasip olmuştur, Allah da bana bir ses vermiş, meclislerde filan olmuşum, Hoyrat
El ezber. He? Hele şimdi ben mesela program olsa, ki olur inşallah, hele ben bir tane el ezber yapayım, bir hoyrat çekeyim, bir maya çekeyim, ondan sonra çövengi söyleyeyim, al almayı söyleyeyim. He? E kim benimle yarışabilir? Hadi buyursun gelsin o bana hele. Bu, bütün milletvekilleri yazsın bakalım hele. Hele asıl kültürü başka bir şey. Senin içinde o var. O öyle ısmarlamayla olmuyor, enjekteyle olmuyor iğneyle. O böyle kendiliğinden, tırnaklarından, baş parmağından başlar. Böyle yüreğinde canlanır. Beyninin içerisine girdikten sonra kurtulamazsın sen Elazığlılıkla. Elazığlılık başka. Ya herkes de öyle olmaz lazım. Adıyaman, Adıyamanlı olsun. Bingöllü, Bingöllü olsun. Ama ben mesela Malatya'dan milletvekili olsam sevdam Malatya demem. Anladınız mı? Bu çok yanlış bir şey. Peki. Sevdam. Şimdi ben niye burada böyle oldum biliyor musun? Bunu sor. Şimdi 2011'de ben milletvekili nasıl oldum? Sayın Genel Başkan başka bir arkadaşı, çok sevdiğim bir dostumu aday yapmak istedi. Ama örgüt müsaade etmedi. Örgüt güçlüdür. Ben biraz önce programın başında dedim ki, örgütü önemseyin. Örgüt çok önemli. Örgüt de kendini şimdi önemsemesi için bir mücadele vermesi lazım. Örgütten de şikayetçiyim. Ha. Şimdi ne dedi örgüt? Biz bu arkadaşı istemiyoruz. Burada ön seçim yap. Ön seçim yapmadılar. İyi Parti gibi eğilim yoklaması yaptılar. Ben adaylık başvurusu yapmadan benim ismim çıktı. Parti meclisi karar verdi. Bizim en üst organımız parti meclisidir. Parti meclisi belli olmadan milletvekili adayı belli olmaz. Hadi biz geldik, parti görev olarak burada yaptık, ettik. Geldik 2015'e. 2015'te Sayın Genel Başkan bizim hepimizi topladı. Ben de 60 kişinin karar organının içerisindeyim, parti meclisindeyim. Ben ön seçimi savundum. Genel Başkan'ın çok böyle rıza göstermedi ona ama ben çok ısrar ettim bir iki arkadaşla beraber. Bizim etkimizle ön seçim kararı verildi. Ben Genel Başkan'a gittim. Benim 2011'de Elazığ'da adaylığım var. Parti görevi yaptım. İyi de bir oy aldım. Şimdi Elazığ'a gitmek isterim. Ama ön seçimi çıkaran insanlardan da biri benim. Yıllarca ön seçimi savunmuş bir insanım. Bundan kaçarsam çok yanlış olur. Ne dersiniz Sayın Genel Başkanım? Ön seçime gir. Girdim. Girdim. Ve netice olarak da ben çıktım. Şimdi peki 2015'te kim aday olmalı? Sayın Genel Başkan bana sordu. Bir arkadaşı sana gönderiyorum. Bana geldi benim danışmanım Fatih Gürsul. Hatırlarsınız sonradan da evet. Hapsedildi. Evet. Fatih Gürsul geldi, doçent adam, Genel Başkanımın danışmanı. Baktık, deneyimli, eğitimli bir arkadaş. Arkadaşa benim onayımla milletvekilliği verildi. Geldim çalıştım. İstanbul'dan ziyade burada çalıştım. Ama arkadaş çıkamadı değil mi? Geldik şimdi 2018'e değil mi? Ben de 2015'te İstanbul milletvekiliyim. İstanbul milletvekili bir şey değil. 98 tane İstanbul milletvekili var şu anda olacak. Seçmenin umurunda mısın sen ya? Senin yaptığın hizmetler bir şey değil ki. Sen kendi memleketine hizmet edeceksin ve kendi memleketinde yapmış olduğun hizmetler seçmen tarafından takdir edilecek veya edilmeyecek. Şimdi 2018'e geldik mi? İki dakika zaman. Sayın Genel Başkan'a telefon açtım. Erken seçim var. Herkes Genel Başkan'la randevu alıyor. Ben Sayın Genel Başkan'a gittim. Sayın Genel Başkanım, benim tercihim Elazığ. İsterseniz beni Hakkari'ye gönderin. İstanbul'da ön seçim yapmıyorsan, bak ön seçim yapmayacaksan İstanbul'da aday değilim. Duydun mu? Duydum. Sayın Genel Başkan, İstanbul'da ön seçim yapmayacaksan Hakkari'den Edirne'ye kadar beni gönder. Cumhurbaşkanı seçimi var. Milletvekili olmasa bile partiye görev yapmak istiyorum. Hatta Sayın Genel Başkan'a biraz haddimi aşarak dedim ki, Sayın Genel Başkan ya sen İzmir'den aday olma. Nereden olayım? Tunceli'den ikinci sıradan ol. Oradan çık. Lider öyle olunur.
Bunu da diyen adamım benim. Kaç kişi bunu genel başkanı söyleyebilir? Benden başka bir kişi yok. İki kişi yok. Bir tek ben varım. Peki. Bunu da söylüyorum, bitiriyorum. Efendim, son cümlenizi bitiriyorum, alalım. Son cümlem. Şimdi tercihimi sorarsanız ben Elazığ'a gideceğim. Peki de diyor. Olabilir. Peki bizim genel başkan neden neden olmasın diye bir cümle kurar. Sayın genel başkan, sayın cumhurbaşkanımız. Ben de geldim çekirdek ailemden oturdum. Dedim ki bizim bu sefer 2018'de biz şeye gideceğiz. Elazığ'a gideceğiz. Haberiniz olsun. Eşimiz, çocuklarımız neyse. 10 gün geçmedi. 10 gün sonra pat diye partinin genel başkanımızı efendim ne belli oldu mu milletvekilleriniz? Hayır, sadece Elazığ belli diye. Ya parti meclisi toplanmamış ki. Parti suçu işlediler. Parti meclisi belli olmadan milletvekili kabul etmek çok etik bir iş değildir. Çok etik bir iş değildir. Sesimi çıkarmadım. Onun için 2 yıl önceden başladım. O gün çıkıp bu tavrı koysam parti terbiyesine uymaz. Parti ahlakına uymaz. Bizim partinin kendine özgü kültürü var, yazılı olmayan. Ama ben ne yaptım? Sizin programlarınıza da katıldım. 2 seneden önce başladım. Ben arkadaş ön seçim olsun Elazığ'dan adayım diyorum. E bana deseler ki ya biz ön seçim yapmayacağız. Ben de peki yerimde otururdum. E bekle. Ya biz cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız diyen bir partinin genel başkanından ve genel merkezinden ön seçim talep ediyorum. Demokratik hakkımı kullanmak istiyorum ve de aday olma hakkımı kullanmak istiyorum. E sen benim önümü kesiyorsun. Bana yani, müsaade etmiyorsun. Vakti çok dolayısıyla, açtık Sayın Özcan. Dolayısıyla ben de şimdi bu durumda kaldım. Hadi bakalım ne yaparım. Ben de giderim seçmene, ben de giderim hemşerilerime. Ben derdimi kim anlatacağım? Marco Paşa'ya mı anlatacağım? Peki. Efendim çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun. Evet. Ben size teşekkür ederim. Böyle tamam. Efendim kapanış yapalım. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Umarız bu seçimler ülkemize ve Elazığ'a hayır getirir efendim. Sayın seyirciler, bugün yine Kanal 23, Kanal Fırat ve Kanal E televizyonlarından ortak yayınla karşınızdaydık. Her iki televizyonun da yayın masasındaki, rejisindeki arkadaşlarımıza da sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek, buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Ben de bir teşekkür edeyim mi? Son bir cümle alalım efendim. Ben de sizin aracılığınızla bütün Elazığ'daki hemşerilerime, kardeşlerime, gakkolarıma, bacılarıma, gençlerime ve kadınlarıma ne olur rica ediyorum. Yarın 14.30'da beni dinlemeye gelin, beni sorgulamaya gelin. Bana dur deyin, durayım, yürü deyin, yürüyeyim. Sizin emrinize girmek için, size hizmet etmek için bu kardeşiniz, abiniz yarın sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, iyi akşamlar diliyoruz sayın seyirciler.